çıkamıyoruz şu an için. Çıktığımız anda çünkü sinyal gidiyor. Burada bir takım onun bağlantıları yapıldı. Şu an için evimizdeyiz. Onlar Adnan Oktar suç örgütü davasında yargılanıyor. Ayaklarında elektronik kelepçeler var. Ev hapsindeler. İstanbul Çengelköy'deki 140 metrekare bu evin içinde ev hapsindeler. Her iki kardeşin de sağ ayağında elektronik kelepçe var. Onlar evden dışarı adım attıkları anda bu durumdan denetimli serbestlik memurlarının haberi oluyor. Dolayısıyla onların bu evden çıkmaları yasak. 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tahliye edildi. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanıklar 70 ayrı eve yerleşti. Örgüt suçlamasıyla yargılanan Ayşe ve Nülüfer Koç kardeşler onlardan ikisi. Evdeyiz ama çok yoğunuz aslında. Savunmamız için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar yemin 3. duruşmamız var. Kedicik olarak nitelendirilen sanıklar yaşadıklarını anlattı. Bu elektronik kelepçeyi memurlar geldiler. Burada modem takıldı. Evin bir yerinde modem var. Onunla uyumlu şekilde eğer herhangi bir şekilde hani bu evin sınırları dışarısına çıkıldığında alarm veriyor. Denetimli serbestlik memurları bürodan bunu görüyorlar ve bizi arıyorlar. Neredesiniz, evde misiniz diye kontrol ediyorlar. O şekilde bir sistemi var. Zamanlarını evde geçiriyorlar. Yiyeceklerini internetten sipariş ediyorlar. Ancak acil bir durumda, örneğin sağlık sorunu yaşandığında denetimli serbestlik memurlarıyla iletişime geçiyorlar, hastaneye gidebiliyorlar. Ben sabah kalktığım andan itibaren kahvaltımı yapıp sporumu yaptıktan sonra burada evin içerisinde çalışmalarıma başlıyorum. Savunma ile ilgili çalışmalarımı. Adnan Oktar'a ve kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmiyorlar. Cinsel taciz evet. Ve hani yöneltilen suçlamalar. Ya bunların hiçbirisinde siz tanık olmadınız mı, yaşamadınız mı ya da görmediniz mi? Böyle bir şey kesinlikle olmadı. Zaten böyle bir şeye ben asla göz yummam. Ben yani iyi eğitim almış, yıllardır iş hayatının içerisinde olan biriyim. Tahliye olan diğer sanıklarla telefonda görüşüyorlar, evde misafir ağırlayabiliyorlar. Aileleri de ziyaretlerine gidebiliyor. Kedimiz var, onunla vakit geçiriyoruz. Yani işlerimiz var, onunla ilgileniyoruz. Savunmamızı hazırlıyoruz. Misafirlerimiz çok oluyor. Evet. Arkadaşlarımız geliyor. Aileler gibi. Ya kapıdan dışarı adım attığınızda ne ya oldu? Aslında onun bir denemesini yapmadık. Denemedik ama yani yapmayın dediler. Davanın sanıkları örgüt, casusluk, sahtecilik ve cinsel istismar gibi suçlardan yargılanıyor.